Çaykur'un sunduğu Ramazan Özel devam ediyor. Çaykur, Türkiye'nin gerçek çayı budur. Röportaja gitmiştik de yaşlı bir teyze dedi ki ben beş çocuğuma tek göz odada baktım da dedi. Oğlumun beş odalı evine ben sığamadım. Bir gün televizyon programına bir telefon geldi. Kitabımda da yazdım geçmiş gün belki çocuk sayısını unutabilirim. Ama diyor ki biz beş kardeşiz, anam öldü, babamın malını mülkünü kardeşlerim bitirdi. Şimdi babamı getirip bana attılar. Babam hasta, benim başıma kaldı babam. Cam yayında anlatıyor bunu. Allah'tan ismini söylemiyor. Adamcağız duysa kalbine iner herhalde bu lafları. Ondan sonra şöyle oldu, böyle oldu. Babamın malını böyle yediler, böyle bitirdiler. Bana avcumu yalattılar. Ya dedim bitti mi hanımefendi, bitti. Demelisiniz ki Allah-u Teala cennetin kapısını bana açtırtmak istemiş. O kadar kardeşim var, onlara nasip olmadı. Babama, anama bakma şerefini sen bana nasip etmişsin. Şükürler olsun Rabbime demeniz lazım. Hiç bu açıdan baktırtmıyoruz. Hep insanların egosunu tatmin edecek, nefsini okşayacak laflar ediyoruz. Konu komşumuza karşı da öyle. Oysa bir üst bakışla bakarsak her şeye, hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine yürekten evet. iman edersek, hiçbir şey bizi üzebilir mi hanımlar? Ha? Hiçbir şey üzebilir mi? Gelin bir anneyle ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadıklarını anlatalım. Hayattaysa annelerimiz de hemen program sonrasında inşallah buradalarsa ziyaretini. Parçanın adı anne ama telefon. Parçanın içinde baba da geçiyor. Babaları unutma. Buyurun. Medine'ye götüreceğiz şimdi sizi. Bir sahabe naklediyor. O yüzden onun ağzıyla anlatacağım. Medine'deydik. İki cihan Resulü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önde yürüyordu. Biz arkadaydık. Onun adımlarını takip ediyorduk. Gözlerimiz hep onun üzerindeydi. Tüm mütevazılığıyla ama bir o kadar da ihtişamıyla önde yürüyordu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir ara durdu. Büyük bir kayanın üzerine oturuverdi. Yanlış bir şeyler olduğunun farkındaydık. Ama bizden evvel onun yanına koşarak giden onun en sadık dostu, yareni, yeryüzünde adı Ebu Bekir Sıddık, gökyüzünde Halim olan koşarak gitti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne doğru eğildi ve görsün, Efendimiz ağlıyordu. Hazreti Ebu Bekir onun ağladığını görünce durur mu hiç? Ebu Bekir de ağlamaya başladı ve dedi ki, ya Resulallah, neden ağlıyorsunuz? Daha doğmadan babası öldü. 6 yaşında annesiz kaldı. Çocuklar baba derken ağladı.
doğan güneşi ağlıyordu. Ebu Bekir de başladı ağlamaya. Hepimiz meraktayız ya Resulallah. O mübarek gözlerinizden yaşların süzülmesinin sebebi nedir acaba? Bizimle paylaşabilir misiniz dedi. Tüm sahabe bekliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kafasını kaldırdı ve Hazreti Ebu Bekir'in gözlerinin içine bakarak dedi ki, ya Ebu Bekir, ya Ebu Bekir, annemle babam ya da hiç olmazsa ikisinden biri hayatta olaydı da ben namazdayken beni çağırsalardı, Muhammed, Muhammed, hani öyle deselerdi de ben namazımı bozup koşarak gitseydim onların yanına, efendim anneciğim, efendim babacığım diyebilseydim. Ama olmayacak bir şey işte ya Ebu Bekir. Olmayacak bir şey işte. Hani böyle bana mektuplar yazıyorlar. İkbal Hanım, benim başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Çok mutsuzum. İflas etti kocam. Çocuğum hastalandı. Terk edildim, atıldım, aldatıldım. Onlara hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam örnek gösteriyorum. Babasını hiç görmedi. Annesine doyamadan 6 yaşında annesini kaybetti. Dedesini kaybetti, Ebu Talib'i kaybetti. Sadece 3 gün sonra yine en sevdiği Hazreti Hatice'yi kaybetti. Hazreti Fatıma'nın dışında bütün çocuklarını kaybetti. Ondan daha mı çok acı çektik biz arkadaşlar? Ha? Ondan daha büyük imtihan mı yaşadık da moralimiz bozuk oluyor? Ha? Depresyona niye giriyoruz? Biz hep mutsuzluğu tercih ediyoruz. Oysa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haklılığı değil, mutluluğu tercih etti o. İki cihan güneşi olmayı tercih etti, aydınlattı bütün dünyayı, alemleri. Bugün silkelenme günümüz olsun. Ben biliyorum, Dursun Bey'de yaşayanlar zaten mutlu, huzurlu. Yüzlerinden bu okunabiliyor, şükürler olsun. Ama bugün daha iyi insan olmaya, daha iyi kul olmaya hep birlikte niyetlenelim. Anne babamızın rızasını almak için koşturalım. Çünkü Ramazan-ı Şerif'e erip de günahlarından kurtulmayan, yanında annesi babasının yaşlılığını görmüş olmasına rağmen yine cenneti kazanamayana şaşarım diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunlar bizim için bir nimet. Ramazan'a eriştirdi Rabbim bizi. Kadir gecesine eriştirsin inşallah ve bayrama eriştirsin. Günahlarımızdan kurtulmuş vaziyette, tertemiz bir sayfa açarak inşallah. Anne hakkı çoktur, ödenemez ki. Anneye üf diyen iflah olmaz ki. Cennet ayağının altındaymış. Şefkati ona yaradan verdi. Öpenlerden olalım inşallah. İnşallah. Teşekkür ediyoruz.
Şimdi çok uzun zamandır gelmediğim için, daha doğrusu ilk defa sahne alıyorum. Öbürü bir yardım programı için gelişimizde Dursun Bey'e. Kanal 7'de çalışırken, gündüz canlı yayın yaparken bizim asistanımız gelir. Reklam arasında işte dinlenme odası vardır. Biz oraya gideriz, çayımızı kahvemizi filan içeriz. Sonra reklamın bitmesine 3-4 dakika kala bağırır. Son 4 der, biz koşarak gideriz. Yine kaldığımız yerden devam ederiz. Ama o gün nasıl olduysa asistanımız unutmuş. Nasıl bağırıyor, nasıl bağırıyor? İkbal abla son 1, koşun, koşun. Ben destek almak için böyle yapıyorum. Yok, sol ayağımı hissetmiyorum çünkü. Dedim ki ne bağırıyorsun lan dedim. Son bir, ömrümün son biri mi dedim. Yok İkbal abla yayına giriyoruz. Bana o anda bir haller oldu. Programa başladım ve dedim ki Azrail gelse. Hani aynı soruyu şimdi size soruyorum. Azrail gelse. Hani o son bir der mi, son üç der mi bilmiyorum ama hani gelir gelmesiyle bizi götürmesi bir mi olur? Son bir dese ne yaparsınız? Azrail'i görünce mi? Birçoğu koy verir zaten de. Ne yaparsınız? Ne dersiniz? Bir dakikanız var. Hadi. Birkaç kişinin seslenmesini. Evet hatun. Balıkesir'den gelen misafirler. Affet Allah'ım deriz. Kelime-i şehadet getiririz. Değil mi? Tövbe estağfurullah. Kul hakların olacak. Hani Allah'a karşı işlediğimiz günahları Allah-u Teala affediyor. Ama insanlara ve hayvanlara karşı işlediğimiz günahları Allah-u Teala değil. Hayvanla helalleşmek cennette de mümkün değil. O yüzden aman çocuklar lütfen ve lütfen olur mu kedilere, kuşlara, köpeklere, bütün canlılara iyi davranacağız kesinlikle. Şimdi soruyorum size acaba o son bir olsa ay Survivor'ın son bölümünde seyretmeden ölüyorum tüh diyen olur mu hayatta? Olur olur gerçekten olur. Ay bilmem ne dizisinin sonunda göremeyeceğim. Ay şunun en son birlikte olduğu kız kimdi onu da öğrenemeden öleceğim. Ay daha çok dedikodu yapsaydım tüh ölüp gidiyorum. Gıybet etseydim tüh ölüp. Bunları söyleyecek bir baba yiğit var mıdır? Ha? Yoktur. Son dakikanız olduğunda acaba ne hissedersiniz bir onu düşünelim. Ve ona göre yaşayalım. Çünkü son birin ne zaman olduğunu biz bilmiyoruz. Bir terzinin hikayesini anlatmıştım. Geçtiğimiz programda 6 Eylül'de de yine TV 100'den yayın yapıldığı için ikinci baskı olacak. Haklarını helal etsin sevgili seyirciler. Terzi öyle pek hani dinde imanda böyle alakası olan birisi nerede? Değil. Benim kalbim temiz diyor. Nerede hani? Kayıp mı oldun? Kayıp olmuş. Gel nerede? Bakalım adın ne söyleyelim hemen. Osman. Adın ne bir tane? Osman. Osman. Soyadın ne Osman'cığım? Annenin adı ne? Burada mı? İzzet mi? İzzet mi? He bak oradan İzzet bir el. Bey, yok neredesin? Bak şuradan bir el. Hiç merak. İşte oradalar. Bak burada. Heh, oh be. Yaşasın. Buradan verelim seni. Gel, gel, gel aşkım. Buraya gel. Gel buradan gel. Abi kucağına alıversin. Heh, aman çocuklarınız yanınızda dursun. Bu arada bizimki kaybolmasın. Efe nerede? Görüyordum ama şimdi arabanın... Ha, orada, emin ellerde. Tamam. Sıkıntı tamam, yok tamam. Değil mi? Çocuk yazık Ramazan'da perişan oldu bizimle her yerde. Neyse bu terziye diyor ki arkadaşı ya ne olursun diyor. Kıl namazını, orucunu tut. Aman diyor benim kalbim temiz. Son anda diyor ben kelime-i şehadet getiriveririm. Allah da her şeyi affeder. Aslında bu da güzel bir bakış açısı. Yani Allah'a sonsuz inanmak, onun affediciliğine sonsuz inanmak. Amenna. Peki diyor adam... Terzilikte en iyi yaptığın şey nedir? Oo diyor 40 senedir terzilik yaparım cırıt diye kesiveririm kumaşı diyor. Mükemmel kumaş keserim. Diyor Azrail geldiğinde karşında dursa kes bakalım bir kumaş dese kesebilir misin diyor. Düşünüyor. Diyor karşımdaki Azrail canım diyor. Hani herhalde biraz elim melim titrer. Yani dört dörtlük yapamazsın öyle mi? Herhalde yapamam diyor. Bey kardeşim diyor. 40 senedir yaptığın işi bile Azrail'i görünce yapamıyorsun. Hiç getirmediğin ya. Kelime-i şehadeti onu görünce nasıl hatırlayıp da söyleyeceksin ya. Diyor. Değil mi? Bir bunu düşünelim bakalım. Oh maşallah. Misafirlerimiz çoğalıyor. Keşke anons yapsaydım. Bulaşıklarınızı masada bırakın öyle gelin diye yahu. Değil evet. mi? Herkes bulaşıklarını yıkadı geldi. Bu akşam inşallah zaman... teravihe kadar biz buradayız. Teravih de burada sanırım 22.30, 28 civarı falan okunuyormuş. Ondan 28, bir 10 dakika 30. önce inşallah bitiririz. Doğru mudur? Doğrudur inşallah. Biz de ondan sonra hanımefendi evet. inşallah daha da fazla zarar vermeden. Yok artık bugün idare edecek kadar iğneyi yemişim. Yarın Allah kerim ameliyat diyorlar. Nasıl yani?
Ameliyat dedi. Şaka yapıyorsun. Vallahi yok canım ne ameliyatı. Yok, ameliyat ne ameliyat dedi. Ya. Ne ben de insanım. Tamam işte o yüzden ameliyat olur mu ya? Hayret bir şey ya. Dur bakalım. Hayret bir şey. Şimdi Kabe'ye gitmek isteyen çok kişi vardır biliyorum. Değil mi? İmkanı olamayan ama gitmek isteyen kimler? Umre'ye gitmek isteyen var mı? Duyamıyoruz. Bir alkış falan yap. Vallahi arkayı duyamıyorum ben. Görmüyorum ki. Işıktan dolayı göremiyoruz. Şurada bir ışık var. Hayatımızı kararttı o ışık. Peki Sayın Başkanım burada değil galiba tamam, değil mi? Tamam eyvallah. Çok teşekkürler. Sayın Başkanımıza biz emrivaki yaparız Allah'ın izniyle. Eğer program yeni yayın döneminde başlarsa herhangi bir kanalda o zaman biz telefonlaşacağız size. Siz televizyonda bizi gördüğünüz anda hemen Dursun Bey yazısını ekleyerek bize başvurursanız Allah'ın izniyle bir aileyi bu arada, başkanımızın vasıtasıyla maşallah bayağı kalabalık. Bizden size şimdi bu alkış. Kalabalık böylece camiye gidiyoruz değil mi? Bizden sonra. İnşallah. Valla bu işin en kötü yanı şu. Çok şanslı addediyorum kendimi. Bir kere Türkiye'nin dört bir tarafındaki gönlü güzel insanlarla tanışıyorum. Muhteşem yemeklerinden tadıyorum. Doğal güzelliklerini görüyorum. Ama teravih vakti hep oradan oraya koşturuyoruz. Fakat evinizde hiç olmazsa camiye gidecek tamam, pozisyonunuz kıldırız. Yoksa lütfen 8 rekat. Çünkü bunun telafisi yok. Hani normal namazda belki siz kazaya bırakabiliyorsunuz. Ama teravihin kazası yok. Lütfen sevabı değerlendirin. Çok kazası yok. Lütfen değerlendirin. Şimdi o zaman telbiye getirebilir misiniz acaba? Ben telbiye getiririm ama şey hazırlamıştım. Ne? 14 asır sonra beni görmeden bana iman tamam. eden ümmetim hadi için. Bismillahirrahmanirrahim. Olur mu? Olur. Peki. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim her zaman. Estağfurullah. Sanki evde de böyle kibar. Allah ya Resulallah. İnşallah gerçeği de olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mescitte, Mescid-i Nebevi'de dalıp gidiyor. Sanki böyle vahiy geldiği anlardaki gibi bir hal içerisinde. Herkes dönüp bakıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Bir an kendine geliyor, gülümsüyor ve diyor ki yanındakilere, kimin imanına şaşılır? Hadi cevap verin. Kimin imanına şaşılır? Aziz Allah Celle. Erken mi? Sala veriyorsun. Sala. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sahabe diyor ki, ben konuşmak da ne kadar doğru olur bilemiyorum ama müzik olmadığı için sanıyorum mahsuru yok. Ne kadar şanslısınız. Büyük şehirlerde bu yok biliyor musunuz? Sala verilmiyor. Evet. Direkt ezan sadece okunuyor. Ezan. Ne kadar şanslısınız. Çok şanslısınız. Avrupa'da da ezan bile yok. Ezan-ı Muhammedi'yi duymadan iftar yapan bir nesil, bir Müslümanlık var orada. Rabbim onlara da güç, kuvvet, sabır amin. Versin inşallah. Herkese de doğduğu yerde doymayı nasip etsin. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Doğu Türkistan'a evimize gideceğiz buradan nasip olursa. Sahur yapacağız değil mi? Sahurdan sonra sabah namazını hemen kılmıyoruz. Biraz bekliyoruz. İşte o vakitte ellerini semaya açıp Doğu Türkistan için dua edin olur mu? Annelerin karnından canlı canlı bebekleri alıyorlar. Lütfen dua edin Doğu Türkistan için. Sadece Müslüman olduğu için bu zulme uğruyorlar. Dün Boşnaklar, Irak, şimdi bütün Arap Yarımadası, Avrupa'nın göbeğinde, Rusya'nın dibinde Çeçenistan, Myanmar ve şimdi maalesef Gazze'nin akabinde Çin'in yanı başında
Ve ne enteresan değil mi? Japonya yürüyüş yapıyor. Bizde de başkaları yürüyüş yapıyor başka bir amaçla. Ve Ramazan ayında inanmak mümkün değil. Allah'ım diyorum biz neden bu kadar uzaklaştık? Aslında bu bir politikaymış biliyor musunuz? Babam ablamdan ve benden özür diledi geçen sene. Ne için özür diledi? Beni orta üçe giderken nişanladılar. Ve okuldan aldılar normalde. Allah razı olsun nişanlımın ailesi İzmir'de beni yatılı okula verdi. Hani onların göz önünde büyüyecekmişim. Hiç olmazsa okudum ama. Lise 1'de haberim olmadan verildiğim nişanlımdan haberim olmadan ayrıldırıldım. Lise 2'de de okuldan aldılar. Başka birisiyle beni evlendirdiler. Bir babamın akrabası, bir annemin akrabası oldu. Eşitlik oldu. Dolayısıyla ben liseyi okuyamadım. Liseyi dışarıdan bitirdim. Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi'nde okudum bir sene. Ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden mezun oldum. 4 senede bitirdim. Bundan birkaç sene evvel de Okan Üniversitesi'nden 360 derece yaşam koçluğu diplomamı aldım. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden de medyatörlük, arabuluculuk diplomamı aldım. Hani bir şey engellenince insan daha çok yapmak istiyor ya. Okumaya doyamadım. Hala da öğrenmeye devam ediyorum. İşte babam ilahiyatın ilk mezunlarından olmasına rağmen, hoca olmasına rağmen o dönemde de sahte hacı hocalar çıkmış. Ve demişler ki sakın kızınızı okutmayın. Kızınız okursa gözü açılır, günah işler. Onun günahı bir baba olarak sana devreder. Sen de günah işlemiş olursun. Sakın ha kızlarınızı okutmayın. Ve biz diyor üniversite mezunu insanlar olmamıza rağmen inandık buna. Size okutmadığım için çok özür dilerim diyor. Bunun bir Yahudi projesi olduğunu hiçbirimiz anlamadık diyor. Proje neymiş biliyor musunuz hanımlar beyler? Özellikle babalar dinlesin. Cahil anne yetiştirme projesiymiş. Okumayan genç kız büyüyecek, evlenecek. Kendisi cahil. Çocuğuna ne öğretecek? Hiçbir şey. Ve hani belki birçoğunuz ilk defa duyacaksınız ama ezan-ı Muhammedi'nin az önce salayı dinledik ama Allahu Ekber, Allahu Ekber diye okunması yasaktı Türkiye'de tam 18 sene boyunca. Yaşı kurtaran teyzelerim, amcalarım var mı? Belki burada hatırlayacaklardır. Onların büyükleri hatırlıyordur. 1932 ile 50 arası çünkü. 1950'ye kadar Arapça ezan okunması bile yasaklandı. Biz hem ilimden uzaklaştık hem dinden uzaklaştık. Şimdi boşuna değil bu kadar insanın depresyonda olması. Boşuna değil bu kadar bağımlılığın olması. Özellikle gençler de var aramızda. Çok mutluyum onları görmekten. Gençlere madde mutluluğu aşılamaya çalışıyorlar. Şuyum olursa mutlu olacağım. Buyum olursa mutlu olacağım. Şu marka telefonum olursa mutlu olacağım. Şurada oturursam mutlu olacağım. Çok zengin olursam mutlu olacağım. Tanınmış, şöhretli bir insan olursam mutlu olacağım zannediyorlar. Onlara şu örneği sunmak istiyorum. Tanıdığınız uyuşturucu ve alkol müptelası, şarkıcıların hepsinde bu saydıklarımız var. Para var, pul var, ev var, son model arabalar var, şan var, şöhret var. Ama niçin uyuşturucu kullanıyorlar? Çünkü özleri mutlu değil. Bizim özümüzü sadece ve sadece Rabbim mutlu edebilir. Manevi boşlukla büyütülen çocukların madde bağımlısı olması çok normal. Veya mutsuz olmaları çok normal. Bizim yeniden silkelenelim dediğim an o. Yani dem bu dem, şu anda varım. Bir saniye sonra belki yokum. Geçmişte ne olduysa oldu. Allah sonsuz affedici. Hiç kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Hepimizin işlediği nice günahlar var kim bilir. Maalesef. Allah sonsuz affedici. Gelecekte de yaşayacağımı bilmiyorum. Hani üstün dökmen diyor ya. İki hırsız var hayatta. Bir keşkelerle dolu geçmişimiz. Bir de acaba şöyle mi olacak? Acaba böyle mi olacak dediğimiz geleceğimiz. Dem bu dem. Sadece şu an var. Bugün hep beraber ve estağfurullah el azim, estağfurullah el azim, estağfurullah el azim, el kerim el rahim, estağfurullah el azim. Bütün dünya benim olsa neyleyim sen yoksan eğer? Servetim dağ gibi olsa istemem, istemem sen yoksan eğer? Varabilsem, gelebilsem, Medine'yi görebilsem, hasretim dindirebilsem, ah ölmeden, ölmeden bir gidebilsem, Medine tüter gözümde, ölmeden
ölmeden bir gidebilsem, bir görebilsem. İnşallah. İnşallah hep i̇nşallah. Beraber. Hep birlikte inşallah. Dünyanın nazını, kıl beş vakit namazını, yarın kılarım diyenin bugün kıldık namazını. İmam Hatip mezunuyum ortaokulda ama babam yüzünden namazı bırakmıştım. Çünkü bize zorla namaz kıldırıyordu, su döküyordu üstümüze sabahları. Namaz uykudan hayırlıdır diyor ya sabah namazında, Esselatu hayrun minennevm diye böyle zıplayarak kalkıyorduk. Bir gün şu evden kurtulsam da namaz kılmasam derdim, itiraf ediyorum. Bizim de bir aile büyüğümüz var. Çok böyle gerçekten mükemmel bir insan. Sizin gönlünüzdekini okur. Bir gün bayram ziyaretinde ondayız.
Ve diyorum ki ya benim namaz kılmadığımı hissederse, ay çok utanırım herhalde. Diyorum ki şimdiki aklımla, ne kadar aptalsın ey İkbal. Allah'tan utanmıyorsun da o kulundan utanıyorsun, o fark edecek diye. Dedi ki yüzümüze hiç bakmadan, evlatlarım dedi. Biliyor musunuz bazı insanlar namaz kılmıyorum derler. Öyle zannederler dedi. Halbuki Allah-u Teala onları huzuruna kabul etmiyordur dedi. Bu bana bir tokat gibi indi. Niye Allah beni huzuruna kabul etmesin canım dedim kendi kendime. Çok etkilendim. Ağlaya ağlaya o geceyi bitirdim. İstanbul'a çekime geldim Ankara'dan. Geri dönüyorum. En dandik otobüs firmasıyla gidiyorum. Çünkü param ona yetiyor. Hani televizyoncuyuz da hepimizi süper zengin zannetmeyin. Evet aynen öyle. Naciye teyze var ya bilirsiniz şu Didi reklamlarında falan çıkıyor o. Naciye teyze bende kalır İstanbul'a gelince. İlk gelişinde o günde benim ıspanak var. Üstelik kıyma da yok ıspanakta. Yani sadece soğan kavrulmuş ıspanak bir de yoğurt var. Ana dedi zenginler de aynı şeyi yiyormuştu. Yani benim ne yediğimi zannediyorsa beni gözünde demek ki çok zengin belledi. Yani hepimiz insanız. Nihayetinde arkadaşlar konuyu azdırıp ne anlatacağımı da unutuyorum bu arada. Neydi? Ne dedim? Her güzel şey gibi bizim programın da sonuna geldik. Ama alanı dolduran, şu an balkonlarında olan tüm Dursun Beylilere çok teşekkür ediyoruz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş ama biz mağfiret akşamlarının ortasına denk geldik. Belki bir daha görüşemeyiz o yüzden şimdiden bayramlaşalım. Lafımı bitireyim o. Ha, ne diyeceğini... Son 35 dakika. Nihayetinde ne oldu? Ben otobüs firması. Bak ben hatırladım. Yani dinlemiyormuş demek ki beni. Dinlemiyormuş işte. Hayır canım, ne alakası var? 3 dakika... Paran olmadığı için en ucuz otobüs biletini aldın. Naciye teyzeye de kıymasız ıspanak verdin. Ha, dinlemiyor bravo, muymuşum? Bravo. Neyse. 3 dakikayla kaçırdım otobüs. Otobüs biletim yandı diye sinirleniyorum. Şoföre de kızdım. Niye sarı ışıkta duruyorsun? Kırmızıda bile durmazsınız normalde diye. Sabah çünkü bana ödül verilecek. Geç kalıyorum. Bütün planım alt üst oldu vesaire. Neyse biletimi yakmadılar sürekli müşteriler olduğum için. 45 dakika sonraki otobüse bindim. Sonra Ankara'ya geldik anonsuyla gözümü açtım. Yer ceset doluydu. Benim kaçırdığım otobüs devrilmiş, benim ayağımın dibinde de papyonuyla muavin duruyor. Ceset torbaları kalmamış, bagaj dolmuş, yanımıza koymuşlar. Hangi otobüs bu dedim? 11 otobüsü. Beni başladı mı bir zangırtı almaya? Ya dedim ölseydim, ben nasıl çıkacaktım Allah'ın huzuruna? Allahu Ekber, eğer namaz kılmayı çok istiyorsanız, ezan okunduğunda kalkayım da namazımı kılayım diyorsanız ama bir güç sizi engelliyorsa... İşte şu program da bitsin, yemeğin altını da kapatayım, şöyle daha 2 saat var canım, sonra kılarım dedirtiyorsa içinizdeki şeytan, kesinlikle size nazar değmiş demekmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarından Macide annemiz dedi ki, bu tedavi edilmesi gereken bir durum. 3 günlük bir tedavisi var, ister misiniz paylaşayım? Tamam, bunu yaptığınız vakit rızkınız bollaşacak, inanın. O nazarın verdiği ağırlık sizden kalkıp gidecek. Kendimde de vardı aynı durum. Çok şükür Rabbime. Ama aralıklarla biz hep ekrandayız ya. Yani sürekli nazar değebilir. Ben sıkça tekrarlıyorum. Bir cep telefonuyla kaydedebilirsiniz. Hepsini yazamayabilirsiniz. 8 sure var. 3 gün boyunca günde 3 kez okuyacaksınız. 7'şer defa okuyacaksınız. Tamam mı? Açık mı telefonlar? Kayıttasınız. 7 kere... İhlas, 7 kere Nas, 7 kere Felak, 7 kere Kulya Kafirun, 7 kere Elif Lamim, Bakara'nın ilk sayfası o 5 ayetlik, 7 kez Fatiha, 7 kez Amener Resulü, 7 kez Ayetel Kürsü. Tamam mı? 8. Tekrarayım mı? Kaydedenler diğerlerine söyler. İhlas, Nas, Felak, Kafirun, Ayetel Kürsü, Elif Lamim, Amener Resulü, Fatiha. 8. Tamam mı? Bu 8 sure. 3 gün sabah, öğle, akşam 7'şer kere. Yani bir günde 21 defa okumuş oluyorsunuz. Rahatladığınız vakit lütfen bu kardeşinizlerinize de dua edin. Bir daha olmasını istemiyorsanız nazarın size de. Her gün 41 defa Fatiha. 41 defa da Yunus peygamberin duası. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntüm münez zalimin çekerseniz.
var ya, Allah'ın izniyle sırtınız yere gelmez. Bugün çok kısacık oldu. İnşallah bir dahaki sefer, bir saat doldu mu? İşte ben konuşunca zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanımıza bizi çağırdığı için. Bu alanı dolduran sevgili hanımefendilere, beyefendilere teravih namazında dualarınızı istiyoruz. Tamam mı? İyi değerlendirelim. Günahlarımızdan arınmış vaziyette bayrama ulaşalım. Evet, bayramınız şimdiden mübarek olsun. Bir de şöyle bir sözüm olsun mu? Çok teşekkür ediyoruz. Aşkım, güzel kadın. Bir hata ettim. Çünkü her gittiğim yere kitap gönderiyorum normalde. Buraya kitap gönderemedik. Ben belediyeye, şu anda kaç kişi var? 1000 kişi var mı ne salonda? 2500. Ben buraya 2500, aile olmuyor, 1500 olsun. Bir dakika ya, belin rahatsız lütfen. Işığı bir arkadaşım şu tam bizim karşımıza doğru tutabilir misin? Bir görelim. Gördünüz mü hanımefendi kaç kişi var? Maşallah. Maşallah. Kaç tane kitap göndereceksin? Ben 2000 tane kitap göndereyim hediye. O kitabı okuyun. Okuduktan sonra da yepyeni bir siz olacaksınız. İnanın bana, kendi kendinizin koçu olacaksınız. Ücretsiz hediye olarak gönderiyorum. Tamam mı? Bizi unutmayın. Allah'a emanet olun. TV 100 seyircilerine de hoşça kalın çok demek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Kendilerini hemen bırakmıyoruz. Sayın Başkanım, Ramazan Bahçıvan'ın eşi Serpil Hanım'ı sahneye çiçeklerini takdim etmek üzere davet ediyorum. Ben şöyle geçeyim. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkürler. Biz teşekkür geçmiş ederiz. Olsun. Rabbim acil şifalar versin. Amin. İnşallah tekrar yine bekleriz. Çok sağ olun. Katılım için çok teşekkürler. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı akşamlar, hayırlı teravihler. Çiçekler bizim mi? Çok incesiniz. Sağ olun. Çok sağ olun. Efendim görüşmek üzere. Çok hayırlı Ramazanlar ederiz. Diliyoruz. Mevla yar ve yardımcınız olsun. Evet, alkışlarla kendilerini uğurluyoruz. Çok sağ olun. Çaykur Ramazan özeli sundu. Çaykur, Türkiye'nin gerçek çayı.